Geldim geldim. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ben paylaşımları da falan yapacağım. Ne oluyor lan? Nideri ne oldu? Hayır, giremezsin. Bizim kedi delirdi. Hoş geldiniz canlar. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Ben hemen ben hemen yan tarafa YouTube'a YouTube, YouTube açayım. YouTube. YouTube açayım yan tarafa alayım. Orada geri sayımımız devam ediyor çünkü. Şöyle Shadow of Earth Tree. size de göstereyim arkadaşlar 20 dolar değil 30 dolar veya üzeri bekliyorum ben çünkü e, muhtemelen ya bak 2 yıl geçti neredeyse bak, önce hemen kendi teorimi söyleyeyim neredeyse 2 yıl geçti Shadow of Earth 3'ye geldiğimiz süreçlerde bir yıl önce falan duyurdular bu şeyi e, Haziran ayında gelmesi bekleniyor oyunun. Neredeyse iki yıl olacak yani From Software senede bir oyun yapan bir firma muhtemelen hani ya bak benim tahminim inşallah öyle olur. Neredeyse bir Dark Souls 3 boyutunda bir ek paket. Yani böyle bangır bangır bir içerik bekliyorum ben. Öyle 5-6 saatte bitecek aman pakete atacağımız bir şey değil. Muhtemelen böyle devasa abi 20 saat en azından bize içerik sağlayabilecek en azından 20 saat bir o, ek paket bekliyorum. Yani DLC lafın gelişi söylendiğini düşünüyorum. Bu arada yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Ee, yani şu an bekliyoruz abi. Bu şu an şu an olayımız beklemek ve çok heyecanlıyım. Sadece 12 dakikamız kaldı. Paylaşımları da yapacağım. Ee, ya çok mu çok ya ben bir de görmedim akşam tamam mı? Ee, Akşam saat böyle 10'a kadar falan hani saat 7.30-8 gibi bilgisayar başına oturdum. Helldivers'ı bitirdim. Normalde o, şu anda o yayına girecekti ama e, saat 8'e aldım onu. E, bir uyandım ofise gittim şey pardon toplantıya gittim. PlayStation toplantısı vardı Bilkom tarafında. Oraya gittim işte şey yaptım. Şöyle yapalım. Baba baba yapıyor. Ay yiyeceğim ben bunu. Çıtır çıtır deniz acar. O taha 10 günlerde Souls of Cinder seviyesinin aramıza katılmış. Tamam onu söylediği doğru. Deniz acar 4 aydır yiyor. Dark Souls 3.5 olur mu? Öyle bir şey olur. Yoğurtlu kaymak Depravus seviyesinden aramıza katıldı. Benimse ricam sizden bu güzel canlı yayında. E, şimdi fragmanı izleyeceğiz. Belli yerlerini durdurur bakarız. Aynı zamanda benim de bir içerik takvimim olacak. E, yayınları takip edenler benim e, Elden Ring Riyasis'in duyurusunu beklediğimi biliyorlardır. Yepyeni rehberler gelecek. Hepsini planladım. Hepsinin çekimlerine başlayacağım önümüzdeki aylarda. Yani DLC çıkarken böyle kanal yine şey işte yani döndük gibi bir şey. Şu an böyle solsçular toplanıyoruz gibi bir durum. Çok güzel bir şey. Ee, umarım çok da sağlam olacak. O anda inşallah market siparişi gelmez. Fragman tam yayınlanırken. İbrahim 5 aydır Soul of, Sender, Soul of Cinder üyesi. Çok sağ olasın. Ee, az keskin de 3 aydır üyeymiş. Proud Eye seviyesinden derken Blade of Michaela Bak, bak, Elden Ring'çiler toplanmaya başladı. Hoş geldin. <laughs> o Elden Ring diye geldi. <laughs> Oğlum 120 bin. Oha 130 bin kişi bekliyor ya. Ne kadar güzel ya. Ya var ya yani ben Ofisin üst katında Bloodborne kendi başıma çekiyordum ve kimse izlemiyordu ilk başlarda. Ve kendi başımıza takılırken Elden Ring'in DLC'si başlı başına bir event oldu ya. Ya inanılmaz tatlı bir şey ya. Ya inanılmaz hoşuma gitti ya. O, Fakes diyor Proud Night seviyesinden aramıza katıldı. Birazdan fragman yayınlanıyor. Birkaç dakika kaldı. Hem fragmanı izleyeceğiz hem de fragman hakkında konuşacağız. Yayın bağlantısı burada. Oo Elden Ring. Vallahi çok heyecanlıyım ya. Deniz ne yaptı? Bir dakika ne oldu? O yani ya var ya sol soldum mu? Nasıl toparlanıyorsunuz hepiniz birden? Eşekler ya seviyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Elden Ring içeriği üretmeyi çok özledim. En son biliyorsunuz tek oturuşta Elden Ring diye bir yayın yaptık ve inanılmaz izlendi. Ee, kanalın en çok izlenen canlı yayın videolarından biri oldu. çok heyecanlıyım. Yani bizim özümüz tabi bu. Bizim olayımız bu. Sol sevgisi ve sol sevgisini bir oyuncuya daha aşılayabilmek. Benim olayım bu. Benim bir içerik üretici olarak en büyük olayım bu. Çok çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Evet 17.30'da yayınlanacak. Kurmuşlar. 7 dakika sonra başlıyor arkadaşlar. Bakın yazar zaten. Ben Instagram'dan da paylaştım. Hunter Proud Night grubundan aramıza katıldı. Hoş geldin. Sefalar getirdin Hunter. Elden Ring'in şerefine gel yavrum oyun gel demiş. Alper 110 TL yollamış. Abi çok teşekkür ederim. Destekleriniz için çok sağ olun. İnanın. inanın müthiş şeyler olacak. Yani müthiş şeyler olacak derken şunu kastediyorum. yineden hani bir hatırlıyorsunuz Elden Ring çıktığında bu bu YouTube kanalı böyle festival gibiydi. Ama o zaman biliyor musunuz? Benim 12 bin abonem falan vardı. Bir buçuk sene bile değil yani yavaş 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 ilerliyor kanal. Benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü şey değil böyle. Milim milim değil. Her ay böyle 2000-3000 kişi aramıza katılıyor. Bu beni inanılmaz sevindiriyor. Elden Ring Shadow of Earth 3 ile de bakalım neler yaşayacağız. Funny Valentin 55 TL'lik destek atmış. Kaan 10 aydır üyeymiş. Let's go demiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hasan bilmez miyim ya canımsın. Utku buradaymış. Selamlar Yeni Harita be Tabii canım Yeni Harita olayımız. Ben açıkçası bakın birazdan başlıyor. Ben dur kurulumda hata yapmayayım. Kulaklığımı falan bir kontrol edeyim bir daha. Kaç dolar? Ben 30 30 ya da 35 dolardan bekliyorum. Yani 20 dolar da olabilir de ben 30 35 bekliyorum. Çünkü e, bir DLC için gerçekten bir DLC için çok uzun bir aralık bu. Böyle 3-5 saatlik bir içerik içinde ben sanmam yani. 3-5 saatlik bir içerik olmaz. Evren yolcusu 10 kişiye üyelik hediye etmiş. Üyelikleri alanlara şimdiden hayırlı olsun. Artık 5 dakika kaldı bak. 5 dakika. 5 ah. Şey geldi. Bekleyin geliyor. şey, kapıya kadar gidiyorum. Bir şey yok yani buradayım. Bu nasıl bu çocuklar? Bir durun ya. <laughs> Kahvemi de aldım. Kaç dakika kaldı? 3 dakika. Hadi toplanın, toplanın, toplanın. Yayını beğenin. Başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım sesi de kontrol edeyim. Hmm. Nasıl 30 dakika var abi? 2 dakika diyor. Evren çık. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Hoş geldin. <laughs> Evren de o haldırın yapıyor. Oğlum çık. Hadi. Açsın nasıl yani Gülüyor bile arkada. Hem kızıyor hem gülüyor baba. <gülüyor> E gel yanıma gel, gel yanıma gel. Ya bekleriz 30 dakika daha bir şey yok onda. Ha ses sıkıntısı yok. Tamam. Evren birimiz. Gel gel yanıma gel, gel gel yanıma gel, gel. Gel bakalım. <laughs> gel bakalım. <gülüyor> Tabii. <gülüyor> ya. Gel, Görsünler abiler ablalar seni. Gel, Heh. Heh. <laughs> merhabalar, bekliyoruz hep beraber. 60 saniyede başlıyor, vallahi başlıyoruz. Hadi. <laughs> Arkadaşlar ucuzluktan kastınız hani 30 dolar bekliyorum dediğim gibi ben. Ee, umarım dediğiniz gibi 20 dolar olur ama içeriye göre de tabii ki. Bu benim oğlum arkadaşlar. Hiç görmeyenler için söyleyeyim. Yayına gelenler ve görmeyenler. Evren 5 yaşında. Ee, canımın içi o. Şeydir otizmli. O, yani yayınlara falan gelenler çok iyi bilir de. Videolardan takip edenler pek. Gerçi e, tam çözümlerini takip ediyorsanız Evren'i de iyi tanıyorsunuzdur. Az trollemedi bizi. Değil mi Evren'cim? Ya. Sen bu kanalda büyüdün biliyor musun? İlk videoda minnacık böyle kucağımdaydın. Neden Dark Souls videosu? Kanalın ilk videosunda. Şimdi kocaman erkek oldun. Kocaman adam oldun. Değil mi oğlum? Heh, öp babayı. Hı, Hı. Aferin benim oğluma. Aferin benim canıma. E, sağ olun arkadaşlar. Hı -hı. Arada böyle bağırabilir, şey yapabilir. O şey e, konuşamadığı için. Kendini çok iyi şey yapamıyor. ifade edemiyor Evren. O yüzden hani çaresiz kaldığında birazcık bağırıyor. Ne olduğunu anlayamıyoruz. O, o falan şey yapmayın çok. Ee, korkmayın yani niye bağırıyor diyor. O ifade edemediği için yapıyor kendi mi oğlum? Ama öğrenecek. Dil dersi de alıyor. Baba da diyor. Değil mi? Baba diyorum baba. ya yavrum benim. Ya. Vallahi ben de çok heyecanlandım. Bak ilk videoda da sen vardın. Şimdi de varsın. Bir sürü insan bizi izliyor. Değil mi arkadaşlar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yayını da beğenirseniz çok sevinirim. Shadow of the Earth 3'nin şeyini bekliyoruz. Yani paşaların keyfini bekliyoruz. Başladı mı acaba lan? Bir F5 yapalım. Yok. Eşyo hakikaten yarım saatte böyle mi bekletecekler bize. Eşyo olacaklar. Bekleriz ya. Biz bekleriz ya. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. O Celal bile geldi. <laughs> Her bak, bütün Elden Ring tayfası toplanıyor şu an. <laughs> Biraz sesi kıstım. Bence gene sayaç verecekler. <laughs> Hadi bekleyelim. Arkadaşlar birazdan okuyacağım destekleri çok teşekkür ederim. Şunu bir görelim. Çok sağ olun. Şimdi okuyacağım destekleri. Hiç merak etmeyin. Canımsınız. Canımsınız. Evet, sayaç çok kötü hakikaten. Sizinle. <laughs> Biliyorum biliyorum yani bir, bir, an umut be İsmail. Bir an umut ettik sadece be. 28 dakikamız var daha dur. Dur. Heh, ne oldu? Ne oldu bir tane? Ne oldu bir tane? Ne oldu? <laughs> Altı mı ne yaptın? Dur şimdi destekleri hemen bir bakalım. Ha. Bango deprivel seviyesinden aramıza katılmış. Kerem Can Problem seviyesinden aramıza katılmış. Yeni üyeler hoş geldiniz. Wash 3 aydır üyeymiş. Problem seviyesinde oh, Elden Ring diye yazmış. Oğuz özgüldür. oğuz ne yazmış bakalım. 300 TL yollamış. Ona bir like'ımızı basalım. Şu adama bak ya. Ulan bıcırık. Metroid'e sıfı almaya çalışırken gelip emini çalıp götürmüştün. Rot yemiştim senin yüzünden. Hay maşallah ne güzel olmuş adam benim. Aynen öyle değil mi ya? ya i̇şte çok trolledi Tabii canım tabi. Ya çok hatırlayan vardır yani tam çözümlerde evren trollemelere. Ya yok canım Elden girmeyeceğim de. Dur lan dur destek geliyor. Seiko'dan 5 TL gelmiş. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. İlk süper chat'in için kutlarım. Hekover Deprem seviyesine aramıza katılırken Samet de yine Deprem seviyesinden katıldı. F8R7T müthiş bir nick. 45 TL'lik bir destekte bulundu emoji ile. Evet ya son yarım saate bir dakikayı saydık. Ara <laughs> Çağrı problem seviyesi aramıza katılırken Enes de bir arkadaşımıza o da Yusuf'a gitti. Üyelik hediye etti. Tamamdır ya sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok bekleriz. Acık bekleyelim ne olacak? Ne olacak? Bekleyelim. kaç bak kaç etkinlik bekledik. Kaç etkinlik bekledik. 5 dakika daha bekleriz. 10 dakika daha bekleriz. Hiçbir şey olmaz. Evrende neşesi bak yerine geldi. Baba, babayla o, oynaştı etti babası ya Ay canımın içi ya. Mustafa Binay Pradnay Seviyesinden aramıza katıldı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Arkadaşlar sızıntıya göre, bakın sızıntıya göre kesin konuşmuyorum. Ufuk 10 kişiye üyelik hediyesi yolladı. Şu kamerayı bir düzelteceğim. Heh. Ufuk 10 kişiye üyelik yolladı. Ufuk valla kesene bereket. Çok teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz. Bugün hakikaten ya ya çok hoşuma gidiyor. Ya benim için çok özel bir şey oğlum. Yani From Software, Elden Ring, Bloodborne. Ya yani ben bugün hani valla wow, çok ilginç, çok hoşuma gidiyor ya. Michaela Fight neden olmaz? Ya kesin olur hatta ya. Murtaza Prodnay seviyesi aramıza katıldı. Çok teşekkür ederim. Mustafa Binay'ın üyeliğini söyledik mi? Söyleyemedik onu bak kaçırdık. E, Prodnay seviyesi aramıza katılırken. Oğuz destek bağışının dışında 20 kişiye de üyelik hediye etti. Oğuzcum kesene bereket. Çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar üyeliklerinizde hayırlı olsun. Yani kesik ben bu arada hani bu 25 dakikayı da şöyle değerlendirelim. Ben ee, bir içerik takvimi üzerinde çalışıyorum arkadaşlar. Elden Ring'in DLC'sini öyle iki tane tam çözüm yapıp bırakmayacağım. 2 3 bölüm falan gibi. Mogna Mognaxcar tam okuyamadım ama üyelik aldı. 10 Knight. Ha, aynen. Mognaskar 10 Knight seviyesinden aramıza katıldı. Tak tak gidiyor çünkü o kadar öyle bir... Ya bizim olayımız bu ama ya. Onu anladım yani. Bizim olayımız bu. Yani bu olay yani. From Software, Souls-like. Hani bu, bu yerleşmiş. <laughs> ben Erdoğan'ın çıkmadan önce Instagram'da falan kendi adımın etiketlenmesine denk geliyordum mesela. Hani millet şey diyordu kimden izleyeceğiz, panda'dan mı izleyeceğiz, şundan mı izleyeceğiz, bundan mı izleyeceğiz. Ben ilk defa ismimi bir içerik üretici olarak ki dediğim gibi bakın o zaman benim 11.000 falan abonem vardı. 11 bin 10 bin öyle bir şey yani. Çok da bir şey yoktu. Ee, bugüne kıyasla tabii ki. Veya atıyorum izlenme oranları olarak. Mesela benim izlenmelerim aboneme göre yüksektir ya. Witzel Deprov seviyesinden aramıza katıldı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Poyraz Ali Çakmak problem seviyesinden aramıza katıldı. Sen de hoş geldin. Oy oy. Slime ne? Aynen. Sinaspia problem Match seviyesinden aramıza katılırken Mognaskar 10 kişiye üyelik hediye etti. Vay arkadaşlar. Vay arkadaşlar. İşte ee, işte Instagram'da, Twitter'da falan hep benim adımı etiketliyordu. Ya Souls Emin Çıtak'tan izlenir falan diye böyle. Ya inanılmaz hoşuma gitti. İnanılmaz hoşuma gitti. Lik yok ya, şu an lik yok. Çünkü çok erken. Yani şöyle duyurdular. 12-13 saat sonrasında da fragmanı yayınlıyorlar. Yani GTA gibi yapmadılar. Sızıntı da şöyle: DLC'nin 21 Haziran'da piyasaya sürülmesi sızdı. Muhtemelen 21 Haziran'da piyasaya sürülecek. Aynı zamanda Game of the Year Edition kutulu olarak sürülecek. Bir de yeni bir collector edition duyuracaklar. Benim hani sızıntılarda gördüğüm bu 21 Haziran çok iyi bir tarih bu arada. Tam yaz ayları, okullar okula giden okulu da tatil. Bu arada Sonan Alizade her zamanki destekçilerimizden yine Sonan'dan 20 kişiye emin çıtak üyeliği gitti. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yani bu yayın elbette inanılmaz bir destek var şu anda. Ama tabii ki sadece bu yayında değil. Benim, ben biliyorsunuz böyle tuhaf tuhaf <laughs> oyunlar oynamayı seviyorum. Persona oynuyorum kanalda. Souls yayıncısı olma rağmen gidiyorum Baldur's Gate. 50 kişi 60 kişi izliyor ama onlarda bile bir bakıyorsunuz bir yayında 100 kişiye üyelik gidiyor bir anda. İnanılmazsınız. Hani hakikaten benim bu sektörde ve bu içerik üreticiliğinde en çok güvendiğim kişi sizsiniz. Yani siz insanı yarı yolda bırakmazsınız. Uygar'dan Pradna seviyesinden üyelik geldi. Gerçekten hani bu müthiş bir kitle yani. Hakikaten se yani çok teşekkür ederim hepinize. İçerik planı olarak da ee, şöyle bir şey düşünüyorum. İlk olarak oyunun <laughs> kutlağın 3 aydır üyeymiş. Ay bir konuşturmadınız. <laughs> Hotel'dan 45 TL geldi kalple beraber. Ben de sana kalp atıyorum Hotel. Ay yok konuşturmayacaksınız siz. Tamam. Anladım. Konuşamayacağım. Ben. <laughs> Benilon 23 aydır Soul of Cinder üyesi. Benilon be. Persona'ya tuhaf. Yani tuhaf tuhaf dedim hani genel kitle hitap etmeyen oyunlardan bahsediyorum canım. Persona benim canım ciğerimdir. Ama hakikaten ee, şu an yayında olan arkadaşlara da söylüyorum. Ben isterseniz böyle Telegram'dır bir şeydir gibi kanalda veya Instagram'ı kesinlikle takip edin. Bakın benim Instagram'ımı net takip edin. Ben her yayını oradan duyuruyorum yayın başladığında tam böyle başlarken. Farklı farklı oyunlarda oynuyoruz. Mesela şu anda devam eden Persona 3 serimiz var. Baldur's Gate hafta sonları oynuyoruz. Kötü karakter olarak falan. Hani arada gelin en azından şey bir... Bu arada yayında kalın diye demiyorum. Bir selam çakın gidin. Ben çünkü yayıncı değilim tamam mı? Ben biliyorsunuz hani içerik üretirim. Ama ben sizlerle daha rahat muhabbet edebilmek, sizlerle daha fazla iletişimde kalabilmek için canlı yayın açıyorum. Hani yayıncı değilim. Yayıncılık başka bir meziyet, başka bir iş. Yani haftada 3-4 gün 5 saat falan yayın açıyor. Mesela Tuna'yı ele aldığımız veya diyorum Can Sungur'dur falan böyle yayıncı dediğimiz kişiler öyle. Ama hani dediğim gibi Instagram'a hatta ben etiketlediğim Instagram'dan takip etmeyeniniz varsa içerisinde edin. Yayınları oradan duyuruyorum. Telegram'da da bir kanal var ama oraya çok bir ilgi olmadığından e, yayın duyurularını oradan yapmıyorum. şöyle yapalım. Mehmet Efe Sarıbaş'ın canlı yayındaki ilk süperi. Teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok kibarsın. Çok kibarsın. Ah konuşabiliyorum artık biraz. Dur Sabitleyelim mesajı da. Tamam. Abi umarım Samur Game Fest Game varsa hepsi DLC için izlememize değerdir. Vallahi evet. Ama yani müthiş ya. <laughs> müthiş ya. Fuat Ufku, Fuat Utku Çölok, Soul of Cinder seviyesinden yüksek seviyelerden bayağı benim üyem oldu ya. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bilerek şey tutuyorum ya bende bir sürü üyelik seviyesi var. Herkes üye olabilsin istiyorum çünkü. Destek olmak isteyen. Tabi DLC ücretli olacak. Benim tahminim 30 dolar olacağı yönünde. Cık. Oyun firmaları madem yarım saat sonra gösterecekler. Neden erkenden oyuncuları çağırıyorlar? İnsanlar canlı yayına gelsin ee, diye. Kimse kaçırmasın diye. Bak 180 bin kişi şu an bekliyor. Vallahi ben dev bir harita bekliyorum. En azından 20 saatlik bak 20 saatlik bir şey bekliyorum. Çünkü 2 yıl geçti değil mi? Aradan yani 2 yıl mı 1,5 yıl mı geçti şu anda? 1,5 yıl geçti galiba. Aynen öyle bir şey geçti. Bu kadar sürede adamlar Dark Souls 3 yapabiliyorlar. Yani öyleler. Manyaklar bu adamlar. Oğuz öz o Oğuzcığım, çok teşekkür ederim. Soul of Sinner seviyesini yükseltti üyeliğini. Oğuzhan Hünük de Deprived seviyesine aramıza katılırken İrem de 50 TL dedim. 45 TL'lik bir destekte bulundu. Çok sağ olasın İremcığım. Çok sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun. Vallahi. Ama normal oyun 60 dolardan çıktı abi. <laughs> normal oyun 60 dolar. 30 yani bizde 30 dolardan çıkmayabilir. Bak bizde 30 dolardan çıkmayabilir. Şubat'ta ikinci yılı da olacak. Tamam canım. Man with Moonstar. <laughs> çok güzellikmiş. <laughs> Proudness seviyesinden aramıza katıldı. Taha güner üyeliğini Elden Lord seviyesine yükseltti. Yüh, çok sağ olasın. Abo, vallahi Vallahi çok sağ olun arkadaşlar. inanılmazsınız ya. Vallahi YouTube takibini yapamıyor şu an. Rise Tarnish. Rise. 45 TL'lik destek geldi. Mehmet Efe Sarıbaş'tan. İyi olur mu? Yani Elden Ring'den bahsediyoruz öyle değil mi? Ben ama PvP'de çok güzel düzenlemeler bekliyorum. Yoksa çok kızacağım oyuna. Enes Çoban bir üyeliğini Proud Knight seviyesine yükseltti. Sağ olasın Enes'cim. Enes Enis dedim ya. Enes'cim. Enes Enis beni andı. Abi bu arada abone isimleri yarım görünüyor. Ya bir hata olmuştur onu düzeltirim. Zaten chatte de çatır çatır çıkıyor yani ben de okuyorum o önemli değil o kadar. Kafayı yemiştir Stream element. Doktor Strange gelmiş farklı bir boyuttan. 110 TL yollamış tüm dertlerimi unutturacak bu oyun son 10 yılda oynadım en iyi iki oyun Ender Ring ve Baldur's Gate umarım bir sene falan daha bekletmezler derken Emre Pala da Soul of Cinder seviyesinden aramıza katıldı çok sağ olasın, çok kibarsın Release date açıklanmadı ama sızdı 21 Haziran diyorlar Emre Kaplan üyeliğini Proud Night seviyesine yükseltti yani indirime girebilir tabi yaz indirimlerini beklemek isteyebilirsin. Bahar indirimlerini beklemek isteyebilirsin. Bence indirime girer artık biliyorsun ama hani Nisan'dan sonra doların da hangi noktaya gideceğini bilmiyorum. Yani Cem o yüzden hani gene arada kalıyoruz abi ülke bir stabil olsa artık dolar oldu Steam kafamız rahat olacak diyoruz. Yani şeye bak bak ben sana en güzel tavsiye vereyim mi? Yani baharda veya yazda indirime girebilir. Ama en güzel tavsiye şu olacaktır. Eee. Almak istediğin dönem için dolar tahminlerine bak. <laughs> Ubisoft bunu 70 dolardan satardı. Ubisoft çok güzel patladı. Ben inceleme için bile istemedim bu arada. Geldi mail istemedim. Skull and Bones. Çünkü betasını oynadık kanalda. Hiçbirimiz de açmadı. Boşu boşuna ona içerik üretmek istemedim ha. Onu da söyleyeyim. Burakcan 55 TL yolladı. Emin abi selam Elden Ring'i seninle bitirdim. Zor bir dönemdeyim. Sayende en mutlu olduğum anlardan birisi oldu. Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyoruz. Çok sağ olasın sığ, sağlığın tabii ki çok daha önemli. Sanaldan bir arkadaş olarak da katkım olduysa ne mutlu bana. Direkt çıkar mı sence? Direkt çıkmaz canım. Tarif verirler. Jedi Survivor EA Play e ne zaman gelir? Bir sene olacak Nisan'da. Vallahi bilmiyorum. Persona 5 Royal Xbox'ta 350 TL alsam mı yoksa Dark Souls 3 için para mı koysam? Hmm. Oha çok fena bir ters köşeye yatırdın. Yani bana kalsa ikisini de kesinlikle alman lazım. Hangisine öncelik vereyim diyorsan bence Persona'ya ver. <laughs> Çünkü Persona şöyle. Persona'yı hem Xbox'ta hem de şeyde oynayabiliyorsun PC'de. Eğer Microsoft'tan alacaksan ben öyle aldım. Kopyalayıcı 22 TL yollamış. Cansın abi iyi ki varsın demiş. Ben de sana kalp atıyorum. Doctor Strange 110 TL daha yollayıp fiyatı önemsiz 100 dolar bile olsa alırım. Elden Ring'de 304 saatim var. Parasını fazlasıyla hak ediyor. Bence de hak ediyor. Çok sağ olasın. ne oldu? Vay arkadaşlar kalabalıklaşıyoruz iyice kalabalıklaşıyoruz. Lord'um eski bir Skyrim oyuncusu olduğunu biliyoruz. Bu iki oyundan birini seçsen hangisini seçersin? Valla hayatta seçmem. Ama ben size şöyle söyleyeyim. Beni gerçekten vuran oyunlar var. Bu sektörde mesela son 14-15 seneye baktığımda İzzetan'dan da 110 TL geldi. 2022 kaldım. God of War Ragnarok bir türlü oynayamadım. Persona 5 çek. <laughs> Merhaba. Ama dur sen de Sen geldiysen içemem. Yapacak bir şey yok. Yayın nereden? Bandai Namco'nun YouTube hesabından veriyorlar. 13 dakikamız kaldı. Elden Ring'i 460 TL'ye aldım. harcadığım harcadım en iyi 460 TL'dir. Ben 600 TL'ye aldıydım. Ön siparişle. Ama PlayStation'dan almıştım. Eee PC versiyonunda Bandai Namco yolladı Muhtemelen hani ben şimdiden bir şey yaparım. Lobimi yaparım yine. Seviyorlar ve e, içeriklerim için çok yardımcı oluyorlar. Tekgene falan da erken erişmemi sağlamışlardı. E, yani erken erişebilirsem çok da hızlı bir tam çözüm bekler sizi. Ben size söyleyeyim. Erken erişme şansım olursa bilmiyorum çünkü çok talep olan bir oyun. Hani Elden Ring'e birkaç gün önceden erişebilmiştim ama yayınlarda oynayacağım diye şey yapmadım ama ya erken erişmek de çok istemiyorum ya. Niye biliyor musunuz? Ben Elden Ring'i yayında bitirdim. Ya 100 yani 100 bölüm çıktı o yayınlardan. Bölüm olarak değil de hani 15-16 canlı yayın yaptık ve çok keyifli bir zaman geçirdik Elden Ring'de. Yani DLC'de de hani onu istiyorum bir yandan. Immanuel Kant 10 yıllar seviyesinden aramıza katıldı. Senan Alizade 10 tane Eminçlak üyeliği fırlattı. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir desteğin oldu yine. Çok sağ olasın Senancığım. Hı -hı. Doğru söylüyorum değil mi Senan? Çünkü değişik yazmışsın. Alizade doğrudur. 11 dakika 49 48 saniye. Lies of B. tam çözümü gelecekti. Ee, şu anda yapamadım ama yapacağım. Sözüm söz çünkü. Ee, yani o dönem arkadaşlar arka arkaya önce e, benim 10 senedir baktığım kedim Noodle hayatını kaybetti. Canım oğlum. Halen boynunun kokusu böyle burnuma geliyor. Yoğun bakımda kaybettik hayvanı. Bir hafta sonra gecenin bir yarısı babamın iş arkadaşı aradı. Babam yoğun bakıma kaldırılmış. Onun, onun travması üst üste geldi. Ee, üstüne Evren bir hafta sonra çok ağır bir hastalık geçirdi ve iki buçuk üç hafta boyunca kendine gelemedi. Makineye bağlı oksijen cihazlarını falan şey oldu. Arka arkaya yani çok saçma sapan bir dönem geçirdim ve çok fazla içerik de üretemedim. Yayın falan arada açıyordum ediyordum da. Hani yine de içerik ürettim ama istediğim sıklıkta içerik üretemedim o yüzden. Çünkü ben o yani ne olursa olsun bu kanal çünkü devam etmeli. Zaten hani şu anda bir, yine bir hareketlendik bir şey oldu. Bol bol shorts videosu, kısa videolar da paylaşmak istiyorum. Farklı tarzda videolar da yapmak istiyorum. Sağ arkadaşlar. İyi niyetleriniz için çok teşekkür ederim. Ya ya yani şey yayın ya tabii yayınlarda bunları çok konuşuyorum. Yayınlarda daha ufak bir kitle oluyor, daha az kişi oluyoruz. Şimdi videolarda videonun o daha önemli. Yani bunu yaşadım, şunu yaşadım ki bir tane bilgilendirme videosu da yapmıştım çok kısa da olsa. Oğuz Özgül'dür. Bandai Namco izliyorsan kıps bu adam olmasa benden kazanacağımız 10 lira yoktu. Bu adamın yüzünden 3 platformda da ayrı ayrı Bloodborne, Elden Ring, Dark Souls sattırdınız bana ne istiyorsa yapın. Ya yollarlar zaten arkadaşlar yani erkenden erişim verirler. Bak tek kene bile verdiler ben dövüş oyunu bilmem etmem. Bandai Namco bana bir buçuk hafta önceden tek gen attı. Ya dedim ben bunu içeriğini üretemem olsun deneyimle dediler. O, o yönden bir sorun yok. Shadow, Earth, Shadow of the Earth önceden gelir ama şimdi Elden Ring canlı yayınlarımız çok iyi geçmişti. Hem çok kalabalıktık hem çok insan izlemişti hem de şöyle bir şey vardı. Ben ilk defa her şeyi görüyordum ediyordum bir de yavaş oynuyordum. İnsanlar da benim tepkilerimi izlerken çok keyif aldılar. Şimdi oyunu bana 2 hafta 3 hafta önceden yollarlarsa ben otururum tam çözümü bile çekerim. Bitiririm. Ama hani ben Yine de kodu alıp oynamak istemiyorum anladınız mı? Öyle bir kafamda şey var. Öyle bir plan var. Yani onun bir şeyini yaparız. Anketini falan yaparım sosyal medya üzerinden. Hani oynayayım mı oyun önceden yoksa canlı yayında beraber mi gidelim diye. Bence gelmeyecek. Game of the Year Edition çıkartıyorlarsa Cem Batu gelmeyecek abi. Souls deyince ben geliyorum. Bu değişmesini istiyorum. Benim takip ettiğim çok iyi Souls yayıncıları var. Elimden geldiğince onları da desteklemek istiyorum. Kanal biraz daha büyüdükten sonra mesela Ayaz çok beğeniyorum. Duello'yu çok beğeniyorum. Serkan zaten arada geliyor. Serkan Gültepeoğlu yayınlara geliyor. Hani bence de canlı yayında beraber gelin. de birçok kişi açmış olacak canlı yayını. Hani gerçi benden gene çok izleyen oluyor. Öyle bir durum yok. Hani o biraz benim emeğim tabii ki de. Bir de Dostun çok emeği vardır. Souls tarafından. Eskilerden kim var Celal'cim? Katakombs'a gireceğiz söz kardeşim. Söz gireceğiz kardeş. Bol bol katakomsa gireceğiz. 10 yıllar seviyesinden aramıza katıldı Anır Kalender. Hoş geldin sefalar getirdin. Yani benim sevdiğim gerçekten e, takipte ettiğim Türkiye'de Souls içerik üreticisi insanlar var. Bence hak ettikleri değeri görmüyorlar. Ben görmelerini isterim yani. Keşke daha fazla daha fazla abonem oldukça daha fazla desteklemek isterim. Sence harita büyüklüğü ne kadar olur demiş Doktor Strange ve bunu 110 TL yollayarak söylemiş. Orijinal önde en sevdiğin kale hangisiydi? Stormveil Castle benim favorimdi. Yeni oyunda beklentilerin neler? Kesinlikle benim de favorim Stormveil Castle. Stormveil Castle çok iyi. Elden Ring spoiler yemek istemiyorum. Bu fragmanı izlemeli miyim? O ne anlayacaksın ya? Allah aşkına. <laughs> İzleyin gitsin boş verin abi boş verin spoiler mu spoiler. Dayanamazsın ya millet bunu konuşacak. From Software candır fakat naz yapmasa şu mekayı salsa da Bloodborne 2 gelse. Ya evet ya değil mi Bloodborne'a insanların ihtiyacı var. Dragon Dogma 2'den Elden Ring havası alıyorum bayağı. Evet var. Ama Japon kafası. Abi Catacombs'de 45 TL daha yollamış Celal. Çok sağ olasın. Bu arada Kubilay aynı zamanda 220 TL'de yollamış. Bloodborne'a kesin de bir devam istiyorum ya. Bloodborne orada bitmemeliydi. Yani en azından hani bossları falan ilk defa görmek için falan spoiler yemek istemiyorum demiş olabilir. Hani ilk defa görünce bir haşmetli haşmetli oluyor da ya şey rahat ol abi. Hani gösterse ne olur ki? Melenya'yı gördü. Melenya'yı Collector Edition'a koydular. Şey mi oldu? Sıkıntı mı oldu? Gene ağzımıza sıçarak ne kadar etkili olduğunu gösterdi. <laughs> Evvel de arkada değil. ne sen orada ya? <gülüyor> <gülüyor> Dünya tatlısı. 6 dakika kaldı. Ceylan Dikmen 10 Night seviyesinden aramıza katıldı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bu arada bu benim rekor yayınım. 1382 kişi izliyor. Evren Reis ya yapacak bir şey yok. Siz zaten alıştınız Evrene ya. Ben niye buraya gelenler soulsçular zaten. Soulsçu olup beni izleyip Evreni Evren'in trollüklerini görmeyen yoktur zaten. O yüzden rahatma Evren yani arkadaşlar. DLC kaç dolar olur? Benim tahminim 30 dolar. Benim tahminim bu ama. bir Öyle bir şey paylaşıldı Elden Ring. Bir de Elden Ring'in e, Game of the Year Edition'ı yayınlanacak. 80 dolarlık bir fiyatı olacak. E, PlayStation 5 ve Xbox Series X'e çıkacak diyor. Collector Edition'da 260 dolar olacak diyor. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bu arada kuyruk sokumu <laughs> aramıza katıldı. Kuyruk sokum oğlu deprem seviyesinden aramıza katıldı. Efkan 22 TL yollamış. DLC ile Fight Club gel gelmez mi ya Fight Club? Bu arada Mert Altuntaş da Vili'ni Proud Knight seviyesine yükseltti. Şu an Esay videolarda öyleydi. 89 bölümü adım adım bitirdim. Vay 5 aydır da üyeymiş Proud Knight seviyesinde. Çok teşekkür ederim. Celal'den bir 45'lik daha geldi. DLC için 300 kane. Abi o Game of the Year Edition. 250 dolar kolektir o. Muhtemelen içinden böyle hayvan gibi heykel çıkacak onun. Hangi takılmayayım? Bundan 10 sene önce Fenerbahçe'nin fanatik bir taraftarıydım da bıraktım yani tamam abi kaç yazmana gerek yok bunun ya. Niye yazdığını bile anlamadım. En sevmediğim hareketlerdir bunlar. Git yani. Bir şey söylemenize gerek yok ki istediğiniz yayıncıyı izleyin abi. Ne bana ne yani. Dosta gittiğiniz diye ben laf mı edeceğim? Canım arkadaşım benim o. Doctor <laughs> Strange Dark Souls grubundan aramıza katıldı. <laughs> Dark Soul. Oy! Hoş geldin. Sefalar getirdin. 20 doları geçer ya. 79 dolarlık bir GOTY Edition düşünüyorlarsa, 80 dolarlık bir Game of the Year Edition düşünüyorlarsa geçebilir. Yani bilemiyorum. Hani bu tarz tahminler birazcık şey olacak. Hani sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Tahmin yapmamak en iyisi bir süreliğine. <laughs> O merkez canlı yayın bir tek dost değil. <laughs> Abi ulan Elden ya var ya. Tek DLC mi olacak sence Emin Çıtak? Yani DLC dedin. ek paket diyelim. DLC demeyelim. Gael zorluğunda bir boss olur mu? O Gael'den çok... Yani Midir bile Gael'den daha zor ya. Demek ki bak zorluk çok göreceli bir şey ya. Berat iş bilirdi. Proud Night seviyesinden aramıza katıldı. Hoş geldin sefalar getirdin. Bence de minimum 25 doları var. Çünkü normalde tek değil. iki ek paket yapıyorlar falan. Yapıyorlar bir şeyler görelim ya işte gelsin göreceğiz hepsini yani çok bir şey kalmadı iki buçuk dakika sonra Hem gameplayi gösterecekler muhtemelen iki buçuk üç dakikalık iyi bir fragman izleyeceğiz Yeni bölgeleri tanıtacaklar yeni haritayı tanıtacaklar belki birden fazla bölge olacak Yeni bosslardan bazılarını göreceğiz yeni Ashes of War'lara odaklanacaklar belki sınıf getirebilirler yeni Sanmıyorum genelde onu yapmıyorlar ama getirebilirler bunun dışında en sonunda da muhtemelen fiziksel kopya, Game of the Year Edition bunların fiyatları ve çıkış tarihinde duyuracaklar. Çünkü hakikaten ikinci senesine giriyor artık Elden Ring ve şey olmayacaktır. Yani birçok hiç kafamızda ben o, o, oyunun hani ne olacak ne bitecek diye soru iş artık alacağını düşünmüyorum bu fragmandan sonra. Yani müthiş. Kinyas Soul of Cinder seviyesinden aramıza katıldı. Kinyas çok teşekkür ederim. Yani bunlar çok yüksek seviyeler. Hakikaten çok teşekkür ederim. Umarım atlamamışımdır kimseyi. Ee, en sevdiğim ve keyif aldığım boss hangisi? Souls tarihinde benim en sevdiğim boss şeydir. Ee, Hirata'daki Oval karşılaşması. Oo, bu Euro mu Pound mu? Pound aynen Pound. Sayenizde eşimle sol oyunlarına başladık. Ailenize size ailenize çok sevgiler. Double Finger çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok sağ olasın. 400k değil mi ya? İnanılmaz. İnanılmaz. Harika ya. Harika. Gerçekten çok çok keyifli. Of oğlum gözümü ayıramıyorum. Ya. Sürekli bir üye oluyor. Abi aşırı tarafsız yok mu? Ee, saat 8'de yayına girecek. Elden Ring duyurusu olduğu için ben şey yaptım. E, ee, mecburen onu saat 8'e aldım. Merak etmeyin yani. Arkadaşlar. Hadi. Geri sayın. Haydi geri sayın başlıyoruz. Seste bir problem yok. Çok güzel. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Kaç bin kişi var? Oğlum 400 bin kişi hakikaten izliyor. inanılmaz ya çok mutlu oldum. Blade of Mikada Elden Dross seviyesinden aramıza katıldı. Haydi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Peggy 16. Aa Yuki Kitamura yine çalışıyor bunlarla. Michela. And, radiant. Pure and Erhan Öztekin Pravda seviyesinden aramıza katıldı. Dur şimdi okumayacağım bitince okurum. Şunu izleyelim düzgünce. <laughs>

Bu kimin Shadow'u? MOTHER Mikkel'e geldi. Mikkel'e bu mu? Yo, bu ejder avcısı mı? Onun zırhını alıyorduk. Bu elemanın zırhını alıyorum. Oha büyülere bak. Bak eşit oporları gösteriyor. Crossbow. Oğlum ne kadar çok düşman var. Büyük bu abi, bu büyük. Ha, Mikela geldi. Aynen 21 Haziran arkadaşlar. Pre-order'ı açılmış. Hemen Steam'e giriyoruz bir daha izlemeden önce, bir daha izlemeden önce. Bir daha izlemeden bir girelim. Elden Ring. Şu an 40 dolar. Ben 29 Ocak'ta doğmadım ya. Shadow of Earth 69 65 dolar arkadaşlar. Shadow of Earth Edition 52 dolar. DLC tek başına nerede? Dur. Şöyle yapalım. Shadow of Earth 25 dolar arkadaşlar. 30 dolar 25 dolardan yukarı olur demiştim. 25 dolar, 30 dolar falan diyordum. O civarda bir şey çıktı. 25 dolardan geliyor. PS Store'da 40 dolar. Vay 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 vay. O şey ama tüm paket arkadaşlar. Ee, 50 dolar dediği tüm paket. Haberiniz olsun. Ee, 52 dolar tüm paket. Edition. Bir de Deluxe Edition var. Deluxe Edition'da ne veriyor? Yazdım mı onları? Hyper 18 aydır üyeymiş. İyi yeminler yayıncım demiş. Teşekkür ederim. İyi yayınlar Emincim demiş. Abi çok iyi. Çok iyi be. Yani fiyat tabii ki yüksek ama e, oyun zaten 40 dolar. Evet. Yani 12 dolar üstüne vereceksiniz. Böyle alacaksınız. Hiç almadıysanız ama tek başına 25 dolar. E Microsoft Store'a bakalım o zaman. Dur Xbox yazacağız buradan. Xbox'ta ne kadar? Vallahi bir şey diyemeyeceğim 40 euro olmasına. Türkiye'de özel fiyatlandırma yapmışlar belli. B bize özel fiyatlandırma çekmişler. Almanya'da 40 dolarsa evet abi bu bir ana oyun büyüklüğünde olacak. Bakın ana oyun büyüklüğünde olacak bu. Oğlum ne yapıyorsun ya? Store. E, nerede Elden ring? E, i̇lla şey şu an konsol açamam ya. Şuradan bakalım. PS Store diyelim. Şöyle alıyorum kenara bakalım. Niye burası İngiliz şeyi? 53 dolar Steam Steam güncellendi. Tam gördük, gösterdik şimdi. PlayStation Store arama. Hayırdır kardeş? Elden Ring yok mu? Bir hata var. 1000 lira bizde. Ha. Deluxe Edition'ı 2500 lira. Sota Edition 2000 lira. Shell of Earth 3 1250 lira. Bunlar sürümler tabi. Direkt DLC fiyatı ne? DLC 1000 liradan çıkıyor arkadaşlar PlayStation 5'e. PlayStation 4'e gelmiyor galiba anlamadım onu. Al sen takılacaksın. Tam 24 dolar baktık ona baktık söyledim. Ah. Hadi. 1000 lira PlayStation'da. Oğlum bir birazdan bitireceğiz rahat ol. Bizde de Hadi bakalım bizde de 25 dolar. Biz dedi 25 dolar. 25 dolar kaç para yapıyor? Dur. Yani 200 lira falan daha 200 250 lira daha ucuza geliyor. Birazcık şey yapmışlar. Güzel. Yani 1000 lira evet. Eee Oyunun şeyi bildiğim kadarıyla 40 dolar olması lazım Shadow of Earth'in. Collector Edition çok iyi yalnız ya. Collector Edition çok iyi. Ama 2250 dolar abi. 250 dolar da iyi para yani. 250 dolar çok iyi para. <laughs> Müthiş bir figür geliyor yanında. Collector Edition'da. Baya Michaela Yok. Mesmer'de Impeller'ın heykeli var. Mikela değilmiş pardon. Mikela'yı görmedik. Şey beyaz şey sarı saçlarlaydı o. Ya müthiş bir şey ama çok da pahalı. Mert 20 kişiye yelik yolladı. Mert çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Vallahi harikaydı. Bu başlık gerçek mi? Evet abi izledik de hatta müthişti. Steam ekranını izliyorsun. Ha gösterin göstereyim arkadaşlar tabii. Pardon özür dilerim. Collector Edition bu. Özür dilerim. Fiyatlar nedir? Aynen 40 dolardan galiba çıktı. Şu anda da zaten şeyde liderliğe oturdu. Sinan Pradna seviyesinden aramıza katıldı. Hoş geldin sefalar getirdin. Bunun dışında Kotonaru'da 5 euroluk destek. 35 pound abi İngiltere. Steam fiyatı özel. Evet evet çok güzel. Yani 1000 lira abi verilir. Arkadaşlar bu bir DLC değil. Bakın bu bir DLC değil. Onu açık net söyleyeyim. E, 35-40 dolar 35 pound derse 40 dolardır hakikaten oyun. 40 dolar neredeyse bir tam oyun fiyatına çıkıyor. Ben açıkçası neredeyse Dark Souls 3 büyüklüğünde bir ek paket bekliyorum. Hakikaten net müthiş bir expansion bizi bekliyor. Öyle 3-5 saatte bitecek bir oyun değil. Onu net anlıyoruz. Zaten fragmandan da çok belli. Yani Fragmanda eskiye dair hiçbir şey görmedik. Hiçbir şey yok. 50 dolar vay be. 21 Haziran'da çıkıyor. 21 Haziran'da çıkıyor. Yani izleyelim abi. İzleyelim bence de izlemeliyiz. Ama from software'dan izleyelim. Çünkü burada 30 dakikalık şey de var. <Gülüyor> <Gülüyor> Şöyle 4K'ya alalım. Tabii ki yok gelmez. Deluxe Edition sadece şeydi. Kozmetik. Pure and radiant. Abi o Türkiye'ye gelmez o. Bandai Namco kendi <laughs> sitesinde satıyor. Türkiye'ye gelişi yok. Bir arkadaşına alıp oraya gönderteceksin gibi bir şey. Oyun çıktıktan sonra zam gelmez. Doların fiyatı daha önemli. Artık fiyatlar değişmez arkadaşlar. Hani şu an 25 doları gördük. 25 dolar çıkacak o ek paket. Merak etmeyin. Abi Steam'den Premium Edition DLC'si mi almalıyız? Eğer elinizde Elden Ring varsa DLC'yi almanız yeter. 25 dolar. Gösteririm şimdi. Şunu bir daha izleyelim. From Software logosunu değiştirmiş. Ya da de Elden Ring özel yapmışlar öyle. Yani. Bak orada bir tane daha rün vardı. Irem'den 110 TL geldi. Düşünmeyecek her yerden istisnasız düşen ama atlanması gereken, ne zor olan yerlerden her yerden atlayan Emin Reis'in kibarsı. <laughs> <laughs> bak mesela hikaye arklarından biri. Şunu göstereceğim size bak. Mikella önemli, arklardan biri. Bak birden fazla hikaye arkı var çünkü. Bak kare kare baktığımızda görüyoruz. Bir şey göstereceğim size bak. Bu Earth Tree eski Earth Tree muhtemelen. Ha şeyi hatırlıyor musunuz? Bir yere gidiyorduk da bize sarılan abla falan da vardı oldu. Freya mıydı? Neydi ismi? Muhtemelen eski Earth Tree ve eski Earth Tree'nin koruyucuları ile alakalı çok hikaye olacak. Çünkü e, Volcano Manor ve oradaki klanla alakalı. Ee, çok fazla yetenek ve şey görüyoruz hikayede. Muhtemelen eski ağaç, eski Earth Tree çok önemli bir yer kaplayacak diğer, e, Shadow of the Earth Tree'de. Ve zaten ismi de bu şekilde. Buradan da bir Mikela'ya bir bağlaması olacak gibi görünüyor. Tabii tabii. E, aynı haritada geçmeyecektir. Muhtemelen yine bir geçmişe yolculuk veya geleceğe yolculuk gibi bir şey koyacaklardır. Hep öyle yapıyorlar. Ee, şey dışında hepsi öyleydi hatta. Dark Souls 2 dışında hepsi zaman yolculuğu gibi bir şeydi DLC'ler çıktığında. Bunda da öyle olacak diye düşünüyorum. Yok yok yanıp bitmiş hali değil. Çünkü e, ana oyunun sonunu baz alamazlar. Çünkü pek çok farklı seçim yapıyoruz. Bunlardan birini kanon almayacaklardır. E, bir zaman yolculuğu olup farklı bir boyutta bu macerayı sürdüreceğiz. Yani apayrı bir düzlemde bir harita olacak ve bu haritayı yani yeni bir Elden Ring oynuyormuşsunuz gibi düşünün. Nasıl mesela Dark Souls 3'te oynamak için işte Painted World'e gidiyorduk. Ondan sonra Ring City'ye gidiyorduk. <laughs> Ama zaman geçmişti, gelecekti falan hep böyle değişkenli bir durumu vardı. Bunda da öyle olacaktır. Ee, Lady Tanya mıydı neydi hatırlamıyorum şu an isim olarak. İşte bu yılan tarikatı şey vardı ya. Eski Earth savunucuları vardı. Volcano Manor'daki klan. Ana oyundan daha fazla. Abi bu bir DLC değil. Doğal. DLC değil. Şu an ana oyun indirimli olarak satılıyor. 1000 lira ise kapın zam gelecek. Steam'de özel fiyatlandırmayla bile şu anda 700 lira falan 770 lira falan. PSN'de böyle bir şey yok. Zam gelebilir. Eğer PlayStation'da oynuyorsanız alın hemen. Kaçırmayın. Yabancılara 40 dolar. Aynen şu an 2A oyun parası 40 dolar. Yani ana oyun parası gibi bir şey. 40 dolara satıyorlar. Normal oyundan daha mı zor olur? Daha zor olacak. Evet. Normal oyundan muhtemelen 1.5 kat daha zor olacak. Çünkü Elden Ring'de böyle bir... Yani Souls oyunlarında genelde DLC'ler oyunu bitiren ve daha fazlasını arayan oyuncular için tasarlandığı için... ...muhtemelen biz de böyle bir şey göreceğiz. PlayStation 4'te çıkmayacak galiba bilmiyorum. Elden Ring'in onun hesabını alsam kendi hesabım ama De değişir. Steam'de zam gelmez arkadaşlar. Ee, Steam'de zam falan gelmez. Dolar zaten doların artışı etkileyecektir. Boss çok fazla görmedik mi? En az 4 tane 5 tane gösterdiler abi. Düşün kaç tane vardır oyunda. Collector Edition nasıl alabilirim? Yani yani tanıdığın birinin adresini vereceksin yurt dışında yaşayan. Alacaksın öyle. Mesela ben şeyi aldıydım. Baldur's Gate. Arkadaşımın İngiltere'deki adresini gösterdim. O İngiltere'den gelince getirecek. Level 1'den bir Hayır başlatmaz. Ana karakterlerinizle girersiniz. Ama temiz başlangıç için ben rehber yapacağım zaten. Yani öyle bir içerik takvimimiz olacak. Bir içerik takvimimiz olacak arkadaşlar. Ee, Lady Tanit ama çok önemli olacak. E, ee, Karyonlarla alakalı pek çok şeyi öğreneceğiz. Muhtemelen onların tanışmasıdır, etmesidir. Bak bu boşuna değil zaten. Bu yeni bir Shadow gibi görünüyor. Çünkü ee, her emperyumun bir adet şeyi oluyor. Shadow'u oluyor. Maliket'te nasıl şeyin Shadow'uysa eee Radagon Marya'nın şeyi ise o da öyle. Bazı bazı isimleri hatırlamıyorum şu anda. Onlar oturur yavaştan yine. Collector Edition dediğim gibi Bandai Namco'nun web sitesinde satılır arkadaşlar. Türkiye'de gelmez o. Yine aynı şekilde bakın. Burada şey yani bu Pyromancy'lerle alakalı şeyleri göreceğiz. Onu da anlıyoruz. Pek çok hikaye arka olacak. Sadece Mikaela'ya odaklanmayacak. Mikaela'nın shadow'u olabilir mi? Olabilir. Omen de olabilir. Yani bilmiyoruz ki abi. Yani anlayamayız ki. Ee, hayır sanmam. Melina'yı görmemiz zor. Bu eleman mı diyorsunuz? Bu eleman yılanlardır, bilmem nedir bu gladyatörlerdir İşte eski Örtrey'in arkından bunların hepsi. Eski Örtrey'in çünkü şöyle bir şey var. Ee, yeni Örtrey aslında bir yine bir diktatörlük, dünyadaki bir tezahür. Çünkü kozmik güçlerin sürekli kapıştığı bir evren lens between ve bu kozmik tanrılar arasında hatta seçim yapıp oyunun sonunu belirliyorduk. Eski ağacı da hatırlarsanız yer altına indiğimizde yer altı şeylerini keşfederken en sonda artık görüyorduk. Mother of Volcano. Tabii Volcano Manor çok büyük önem. Ka, ka, e, ya olay sadece bu Volcano Manor değil arkadaşlar. Lady Tanit ve yanındakiler işte yanındaki solcular işte Guardianlardır Direkt oraya hizmet edenler eski Earth aitler. Onlar eski Earth Tree'nin Yani onlar kötü karakteri falan değil. Ya şöyle mesela Alter, God, Alter Gods diye bir şey var. Mesela bizim oynadığımız dönemde Gretel Will hakim olan güç. Ve o güç arasında işte Ay, ondan sonra Dark Moon işte, Full Dark Moon. Ondan sonra işte Frenzied Flame gibi Alter Worlds yani dış dünyadaki tanrılar. Lens Between üzerinde bir hak iddia edebilmek için uğraşıyorlar. Bizim kaybettiğimizde yine e, Fel God olarak geçiyor olması lazım. Felgat yine Fire Giants tarafında. Burada da zaten şeyi açtım ben bakıyorum. Ee, bu yılanlar falan muhtemelen hikayenin Felgat'la alakalı olduğunu da gösteriyor. Ancient Dragon God olayları var bilmem ne var ama Outer Gods olarak e, Felgat God baya bir ön plana çıkıyor. Will'den önce onun olduğunu düşünüyorum ben. Hani bunların hepsi şu an şey e, birazcık da benim teori fıstığına kaçıyor. Toplam kaç saat kontent olur? Yani Dark Souls 3 büyüklüğünde bir şey bekliyorum ben. Dark Souls 3 büyüklüğünde bir şey bekliyorum. Öyle söyleyeyim. Bayağı büyük bir şey gelecek. Oyun fiyatına çıkartıyorlar zaten. Raycard'ın gençliği değil. Bunun ismi açıklandı abi. Raycard'la ne alakası var? Raycard şey ya. Ertri'nin seçilmişlerinden biri o ya. Yani bayağı Marika'nın çocuklarından biri Raycard. Neden PlayStation 4'te yok? Abi PlayStation 4 ömrünü doldurdu çünkü. Godwin var mı? Godwin olmaz. Godwin de bu hikayenin bir konusu değil. Bayağı öncesi bu. Godwin ne zaman biliyor musunuz? Godwin Gretelwill Shadow yani bakın bir tanrı şeyi var. Will hakim oluyor. Eski Earth Tree'nin tanrısı olan Felgat'ı yeniyor. İsmi Felgat olmayabilir bunun. Çünkü çok teori bir şey. E, ee, hatta bu gördüğümüz gladyatörler, bu yılanlar, bu işte giyiniş tarzı ve hatta en sonunda yine onun hizmetkarlarından biri olan şeyi yeniyorduk. Hatırlar mısınız? Ee, bir tane Giant'la karşılaşıyorduk ya. Pyromanyak, pyromensiler Onlar eski tanrının hizmetkarları. <laughs> yani Godfrey, de, Godwin, Godfrey ile şeyin oğlu yani. Marika'nın oğlu yani çok sonrası burada yaşanan olaylardan. Yani net bir şekilde geçmişe gidiyoruz biz arkadaşlar onu da söyleyeyim. Canlı oynamayı düşünüyorum. Oyun çok erken gelirse bile ben yayında oynayarak ilk defa sizlerle beraber deneyimlemek istiyorum. Geç otur iki dakika konuşuyoruz azıcık gideceğiz oğlum tamam Hadi gel. Hmm. Tamam oğlum bitireceğiz. Bitireceğiz. Yavaştan bitireceğiz merak etme. Trolle mi Hadi. Sen fırla içeri. Ben geleceğim. Hadi. Geliyorum merak etme. <laughs> Trailer'ın sonunda konuşan Melina mıydı? Yok değildi. Oyunu almak istiyorum. Bekleyip indirim falan mı bekleme yoksa direkt alayım mı? 53 dolarlık şimdi. 53 dolarsa şey o. Ya ne indirim bekliyorsun abi? Saçma ama ne indirimi? indirim? İndirim indirim salmam geleceğin artık. Yani en azından Shadow of the Earth 3 çıkana kadar gelmez. Geliyorum. Bin kişi var çünkü. Heh, geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Heh. evren birazcık huysuzlaşmış da annesi baksın diye. Arkadaşlar şu an hani eski Steam'de değiliz. Bakın. Bunu net anlatıyorum. Bunu bilin. Eski Steam'de değiliz. Lütfen şey yapmayın. Hani aman bekleyeyim indirim olur mu? Fiyatı artar mı? Azalır mı? Hayır. Yani ne gördüysek o şu an. Steam'e girdiğimizde ne gördüysek onu göreceğiz 21 Haziran'da da. Yani ne diyor mesela 52 dolar, 53 dolar diyor. Şu anda hani hem Elden Ring hem de şey var bunun içinde. Shadow of the Erdtree ek paketi var. Yani Elden eğer elinize Elden Ring yoksa tercih etmeniz gereken sürüm bu. Çünkü DLC tek başına 25 dolarlık bir fiyata sahip. Ee, onun dışında bir de Deluxe Edition koymuşlar. Deluxe da şey yapabilirsiniz istiyorsanız alabilirsiniz. O da ayrı bir olay. Ama eğer oyun sizde yoksa alacağınız Shadow of the Earth 3'nin tek hali ya da oyun pan oyun yoksa bunu alıyorsunuz elinizde. Eğer oyun varsa sizde. önce yazalım Zaten Dial'si çıktı. İşte bakın Shadow of the Earth 3 25 dolarlık bir fiyata sahip. 20 Haziran yani 21 Haziran'da 3 ay sonra erişime açılacak diyor. Ha, Türkçe yazmışsınız buraya ama keşke oyunda Türkçe gelse. Bir de bunun Premium Bundle'ı var. Premium Bundle'da bak Expansion diyor DLC demiyor. Dijital Artbook ve Orijinal Soundtrack diyor. Yani Deluxe Edition'ı kesinlikle almanıza gerek yok. Deluxe Edition'da bir bok yok yani. Sadece Soundtrack'ler geliyor yani Steam'den başka bir şey yok. 1000 TL oğlum DLC değil bu anlatamadık Celal'cim sana. Aa arkadaşlar bu bir DLC değil. DLC bunların genel kavramı olduğu için söyleniyor. Bu muhtemelen tam oyun büyüklüğünde bir ek paket. Ben açık net Dark Souls 3 büyüklüğünde olacağını da düşünüyorum. Yani çok uzun süredir geliştiriyorlar. Öyle ufak ufak parçalarla değil çat diye böyle sokmuşlar. Ya ki zaten yurt dışında da 40 dolara satılıyor ya. Şu an zaten eğer PlayStation ve Xbox'ta 1000 liraysa kapın. Oyunun fiyatı artar. Bak 40 dolar 1200 lira ediyor. Artar yani 200-300 lira zam gelir onlara aman aman. 20-25'ten de fazla olabilir. Yani Dark Souls'un ilk bitirişteki ömrü 30 saattir. 30 saat falan bekliyorum ben. 30 saatlik bir gameplay sunar. Collector Edition Bandai Namco'nun kendi web sitesinden alınabilir muhtemelen. Ona da bakalım. Oha çok güzelmiş bu. Elden Ring. Daha buraya gelmemiş. Daha satışa sürmemişler galiba. Bandai Namco Europa bakalım. Ha şurada var. editions diyelim. Shadow of the Erdtree completely new world from Elden Ring diyor bak. Why 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 why. Yeni bir hikaye anlatılacak mı? Tamam anladım. buy diyelim. Collector edition'ı da göstermiyorlar henüz ya. Ama zaten şey yani kutulu satın olacağı için Türkiye'ye yok bunların şeyi. Bildiğim kadarıyla öyle. Bak shop now diyelim. Bak retailers. PlayStation Store attı direkt. Ma official Store'a gidelim. Oha millet hayvan gibi girmiş şu an. Bitti zaten. Buradan alınıyor işte. Şu an millet girmiş bitiriyor. Oha. O oh, Elden Ring ne yapıyor lan Elden Ring? Aa bari oyun barından deluxe paket. Hayır girmez arkadaşlar. İndirim indirim olmaz saçmalamayın. Yani Elden Ring'in kendisi indirime girer mi? Ben sanmıyorum arkadaşlar. 3 ay sonra çıkacak zaten DLC. O 3 ay içerisinde girmez diye düşünüyorum ben. Daha yeni yeni fiyatlandırma yaptılar oyunlara. Gelirse eyvallah. Bak gelirse eyvallah. Ama hani hiç sanmıyorum. Lands of Sh Land of Shadow olacak işte yeni isim. Vallahi sağ olsunlar ya. Ön siparişi özel fiyat mı? Hayır arkadaşlar 25 dolar. Artmaz artmaz. Normalde 40 dolar. Şimdi alıyorum da Premium Bundle'a. Yok gerek yok. Premium Bundle'da ne var biliyor musun Malik? Ee, dijital sanat kitabı var. Bir de Soundtrack var. İlgini çekiyorsa al. Ama bence şey değil yani. Hazırlık videoları ne zaman gelmeye başlar? Oyunun çıkmasına 1,5-2 ay kala yani. Ne zaman çıkacak? Şimdi Haziran 21'de çıkacak. Ee, ben Nisan ayının başı itibariyle şey yapayım diyorum. Ya da şimdi bile yapabilirim ya. Ay başına doğru başlayayım. Ne olacak ki? Değil mi? Hazır bu gaz varken. Ya hazırlık videosu dediğim. Şimdi benden şey çok istendi. Ben tam çözümü büyücüyle oynadım. Tamam mı? Tam çözüm büyücü. Şimdi ama tabii bütün eşyaları alsak da başlangıç rehberi çok istedi insanlar ve Samuraya yaptığım başlangıç rehberi çok sevildi, çok izlendi. Ona da bakın göstereyim onu da. Yani ben bir tane sadece tam çözüm yapmadım. Pek çok içerik ürettim. Popülerdedir o zaten. Bak Samuray Rehberi 117 bin insan tarafından izlenmiş. Ee, onun dışında Rizoblad var. Gerçi bu bug artık kullanılmıyordur. Elden Ring nasıl oynanır falan güzel izlenmiş. Hızlı seviye kasma gibi bu tarz rehberler yapıyordum. Şimdi Samuray'ı yaptım. Ama diyorum işte Vagabond, büyücü, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne diye böyle her biri işte 30-40 dakika olacak şekilde veya e kısa olsa bile uzun versiyonları koyacağım şekilde birer başlangıç rehberi yapacağım. Bunları önümüzdeki hafta itibariyle hazırlamaya başlayayım ben yavaş yavaş. Elden Ring içeriklerimiz bir geri dönsün. Bir Elden Ring havasına girelim. Oyun çıkacağı zaman da SEO'su iyice artar. Yani birçok insan da aramalarda falan görür eder. Güzel de izlenir. Tam çözüm de ondan sonra gelir. Ee, yeni bu yani bütün işte Vagabond, Bandit işte neyse hepsi için birer başlangıç rehberi oluşturayım ben. Onların hepsini vereyim yayına. Güzel olur diye düşünüyorum. Vallahi bizim dönemimiz geldi. Hadi bakalım. Tam çözümde bu yıl değiştirecek miyim? Hayır. Bakın tam çözümde bu ilk değiştirmeyeceğim. Bunun sebebi ise şimdi bundan 2 yıl sonra da tam çözümü izleyecek insanlar olacak. Yok bu ilk değiştirir miyim? Aslında değiştirebilirim. Şöyle değiştirebilirim. Yeni gelecek bu ilkler falan filan var ya bir kere oynayacağız yayında. Ona göre farklı bir şey yapabilirim. Evet evet değiştirebilirim. çünkü B89 bölüm izleyen insanların hepsi aynı bulutla bitirmediler. Bir ton şey aldık. Oyundaki bütün eşyaları topladık. %100 bitirdik ya biz Alden Ring'e. Yine o şekilde olacaktır diye. Yine o şekilde yaparız diye düşünüyorum. Yine. DLC eski karakterle mi oynayacağım? Evet. evet. Ama bu değiştirebiliriz. Ya evet 300 TL'ye aldık. O 340 biniz. Bak bunu ben size bir şey söyleyeyim mi? Oyun çıkana kadar bu muhtemelen 400 bini geçecek. Oyun çıkana kadar muhtemelen bu 400 bini geçecek. 14 Mart 2022'de girmiş yayına. Önümüzdeki ay ikinci yılı doluyor. 3. yılına giriyor tam çözüm. Malik 55 TL yollamış official yayın videosu canlıyken 700K gördü. İnanılmaz. Evet canım. Yani From Software Vay ve ya tabii tam çözümdeki gibi de hay şöyle tam çözümdeki gibi başlarız. Yeni mekana giriyoruz ya. Ondan sonra şey olur. Yeni boyutları tanıtacağım, yeni şeyleri tanıtacağım. Ya arkadaşlar DLC'den bir tane tam çözüm gelmez. Bak ben Elden Ring'e kaç tane video çektim. Bu tam çözüm dışında. Farklı silahları tanıttığım videolar gelir. Yani bir şöyle şey yapacağız. Bir sağlam bir dönem olacak yani şöyle bir yani ben size 21 Haziran'dan sonra esir alacağım belli bir dönem. Bir iki ay falan içerik gelir. Öyle bir tane bir tane içerik üretip bırakmıyorum ben ya da yayında oynadım bitirdim deyip bırakmam. Oyunun sonuna gelmeden DLC'ye girilir mi? Tabi canım girilecektir muhtemelen. Ki hepsinde öyleydi. 53. bölümde misin? Ne güzel ne güzel Bora. Çok güzel fragma. Baştan başlamayı düşünüyor musun? Hmm. Biz de şöyle yaparız. Oyun gelmeden önce bir yayın furyası yaparız. Yeni karakter kasarım. Yayında oynayacağım karakteri belirleriz. DLC'de her... Tabii canım yeni büyüler, her şey var DLC'de. Yepyeni harita var. Bir sürü Ash of War eklenecek. Bir sürü silah eklenecek bir sürü büyü eklenecek. <laughs> Teşekkür ederim Kralla. PvP yayını yapar mısın? Bir ara çok yapıyorduk. Belki ne yaparız. Olabilir. Ya inşallah şey yapmamışımdır. Hiç kimseyi unutmamışımdır. Ha. Çok destek oldu çünkü. Yok bize 25 26 dolar. 40 dolara çıktı oyun. Steam'de. Ben ama onun tahminini yaptım. En az Dark Souls 3. Dark Souls 3 yani. Şu an biz aslında Elden Ring'in üzerinde bir oyun daha oynayacağız. Öyle söyleyeyim. O zaman ben yavaştan aranızdan ayrılıyorum. Çok uzatmamıza gerek yok. 1 saat 20 dakikadır yayındayız. Shadow of Earth 3. Böyle bir şeydi. Gerçekten çok beğendim fragmanı. Yorumlarım bu şekilde. Neler olabileceğin dair de fikirlerim bu şekilde. Eee bir iki saat sonra, iki üç saat sonra Hell Divers incelemesi yayına girecek. Onu da izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çok güzel bir intro hazırladım yine. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu yayın beni çok mutlu ettiniz. İlk defa izleyici rekorumu kırdım. Bu tam çözümü... Bir dakika şey yapalım. Çıkmadan bir tahmin yapalım. Sizce tam çözümün ilk bölümü... Oyun çıktığı zaman kaç bin olacak? Ben size söyleyeyim. 420 bin falan bekliyorum. 420 bin. Sallıyorum şu an. Tahmin şey yapsın? E, 21 Haziran'da bunu konuşuruz. Gerçekten ben müthiş bir şey bu ya. Ya sadece bu değil biliyor musunuz bir de? Ya oynatma listesine bakıyorsun. Adam Ring nerede? Arkalarda kalmıştır biraz. Ha, bak. Büyük Sadece bu değil abi. Bak son bölüme geliyorsun. 43 bin kişi izlemiş. Yahu 89 bölüm sen ne yaptın da izledin abi? Ara bölümlere bakıyorsun 10 bin falan ya böyle ben yani normal bölüm bunlar standart 18. Ne izlemiş millet abi ya? 500'ü geçer diyorsun. Vay. Çok güzel tahminler geldi. 450'yi geçer lan saçma ama 450 bir ay sonra geçer. Yok geçmez pardon. Dur ben e, 300K'lardaydı. Evet 450 diyorum ben de zaten. O civarı dedim ya. Pardon. Bir şey oldum. Vallahi çok teşekkür ederim destekleriniz için arkadaşlar. Kanalda umarım Şimdi birazcık içerikler hızlanacak. Pek çok video gelecek. Daha da hızlanacağım. Daha da çok içerik üreteceğim sizler için. İyi varsınız. İyi destek oluyorsunuz. Bu destekleriniz önemli. Saat 8'de de Helldivers incelemesi yayında olacak. Onu da izlerseniz bir like atıp bir yorum atarsanız benim için çok sevinirim. Hadi bay bay.